Günaydın bir tanem. Günaydın aşkım. Hani bana diyordun ya sen, senden iyi ev kadını olmaz diye. Hı. Bak senin için sabah erkenden kalktım. Çay demledim. Meyve sıktım. Kahvaltı hazırladım. Bir de seni beklerken gömleğini ütülüyorum. Bilmem seni birazcık olsun utandırabildim mi? Vallahi bir tanem bak söyleyeyim. Ya ben anacığımın o güzel yemeklerine alışmışım. Öyle her şeyi beğenmem. Aman tuzluyum da kokma Sadrazam Murat Paşa. Senin için sabah erkenden kalktım, ekmek bile kızarttım. Aa, ekmekler! Ay. Aşkım sen bunların ekmek olduğuna emin misin? Yani yanlışlıkla kömür falan koymadın değil mi fırına? Ya eşek, benim burada elim yanmış, sen benimle ilgileneceğini kapmış bir de alay ediyorsun ya. Kıyamam ben sana, getir öpeyim. Alo? Tuğçe? Günaydın kızım. Uyandınız mı? Ne yapıyorsunuz bakayım şimdi? Çoktan uyandık Melahat Sultan. Sen kızını böyle tembel uykucu bir şey sandın galiba. Keşke burada olsaydın da hazırladığım kahvaltıyı görseydin. Tabii tabii Melahat ablacığım, sen böyle çok nefis kömürleri de görmelisin. Böyle yeme de yanında yak. 10 numara olmuş. Ay dur dur, Murat orada bir şeyler söylüyor. Duyamıyorum. Şey, kahvaltıyı çok beğenmiş, onu söylüyor. Ciddi misin? Ayol sen kahvaltılarda mı hazırlıyormuşsun? Tabii anneciğim, ne sandın sen kızını? Ha bir de dün akşam Murat'la konuştuk. Bu akşam seni, Nuri Baba'yı, Eleni Hanım'ı bir de kızını yemeğe bekliyoruz. Hem Mert de geliyor askerden, o da bize katılır. Allah Allah. Ay Tuğçe, neler duyuyorum ben. Bana bak, sen yemek mi pişireceksin? Tabii, hem de mantı açacağım. Bir tanem, tuhaf bir yanık kokusu alıyor musun sen de? Hayatım, fırından geliyordur, ekmekler yandı. Ay bir şey oldu orada. Ay yok bir şey anneciğim. Akşama bak, bekliyoruz mutlaka. Hayatım, böyle yanık kumaş gibi kokuyor bu. Eyvah, ütü. Tuğçe, ay kızım ne oldu orada? Ver şu telefonu bana ver. Ne oldu Tuğçe? Meraklanma Melahat ablacığım. Tuğçe gömleğin tipini beğenmemiş de biraz dekolte hale getirmiş. Bu sene moda ya. Neyse canım, artık giyeriz böyle yazın pöfür pöfür bunu. Herkese günaydın. Murat hoş geldin oğlum. Aa Murat abicim, senin buraya ne işin var? Sen yeni evlendin. 3 ay evinden çıkmaman lazım. Hatta ben evlensem var ya 5 ay evden çıkmam sağ diyorum. Ali Kemal. Evet. Murat. Evlilik nasıl gidiyor oğlum? Vallahi babacığım her şey çok güzel gidiyor. Tuğçe ile bir evlendik, kavga falan kalmadı. Nikahta gerçekten keramet varmış. Bak çocuğum, 3 ay sonra merak etme hemen başlar kavga. O sizin fikriniz Osman Bey. Muratçığım, Allah mutluluğunuzu artırsın ve uzun sürdürsün. Amin inşallah. Ha bu arada babacığım, akşama sizi, Mert'i, Melahat ablayı, Eleni Hanım'ı yemeğe bekliyoruz Tuğçe. Ha bir de Eleni Hanım'ın kızını tabii. Tamam, büyük bir zevkle geliriz. Tuğçe size mantı açacakmış Nuri amcası. Yapmayın ya. Ay kızıma benim ya. Evlendi de mantı açıyor bak. Murat abicim, bu az önce saydığın isimler arasında kendi adımı acaba duymadım. Neden? Çünkü kardeşim hepinizi sırayla çağıracağım. Ha iyi o zaman. Ev küçük de. Ha evet küçük. Alo hayatım, ne yapıyorsun? İyiyim, mantı için hamur açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Yanlış mı duydun? Mantı mı açacaksın sen? Evet, açıyorum. Ne o? Ben mantı açamaz mıyım yani? Hayatım dur hemen, kızma. Açarsın tabii. Yani inşallah açarsın tabii. Neyse, akşama istediğin bir şey var mı? Yok, söyleyecek başka bir şey yoksa hadi ben şu hamurla ilgileneyim Murat. Tamam hadi, bay bay.
canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya keşke Mert'le Maria Hanım da gelebilselerdi. Maria'nın çok acil bir işi çıktı. Onun için gelemedi. İşte Mert de yoldan geldi biliyorsun, yorgun. Uyuyup kaldı, ben de kıyamadım uyandırmaya. Neyse canım, sağlık olsun. Bir dahaki sefere inşallah. Buyurun. Bakalım size kendi ellerimle açtığım mantıyı beğenecek misiniz? Ay Tuğçe, sana inanamıyorum. Gerçekten bu mantıyı sen mi açtın? Herhalde. Sosu da tereyağlı. Umarım beğenirsiniz. Nefis olmuş. Poli poli güzel. Harika olmuş Tuğçe'cim. Eline sağlık yavrum. Hayatım vallahi ellerine sağlık. Acayip güzel olmuş. Anneciğim sen tatmayacak mısın? Ben yiyeceğim. Gerçekten nefis olmuş. Bana bak. Sen bu kadar marifetliydin de evde niye hiç yemek yapmadın bakayım? Anne aşk olsun. Sen mutfağın kapısının önünden geçirmiyordun ki beni. Biz anneler kızlarımıza kıyamayız hiç. Ben bunca senelik ev hanımıyım Madam Eleni. Hayatımda böyle mantı açamadım. Nereden öğrendiyse benim kız. Aman anneciğim, ne var mantı açmakta? İnternetten tarifine baktım, açtım işte. Vallahi ablacığım, eşim diye söylemiyorum. Tuğçe çok marifetli. Yahu yani hakikaten itiraf ediyorum kızım. Okuyan kadından iyi ev kadını olmaz diyordum. Utandırdın kız beni. Eline sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Size afiyet olsun, ben salatamı getireyim. Yardıma geleyim mi bir tane? Yok hayatım, sen ye yemeği. Kapıcı falan der herhalde abla. Siz devam edin. Geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben lokantadan geliyorum. Bir saat önce mantı getirmiştim Tuğçe Hanım'a. Mantı mı getirmiştiniz? Evet, ekstra sos istemişti Tuğçe Hanım. Onu getirdim. Biraz geç kaldım, kusura bakmayın. Buyurun. Yok, önemli değil kardeşim. Kolay gelsin, eyvallah. Hayatım, mantı sipariş ettiğin lokantadan gelmişler. Hani bir de ekstra sos istemişsin ya, onu getirmiş çocuk. Demek bize o güzel ellerini mantı açmışsın, öyle mi? Ama bak, bunu misafirlere söylemeyelim, tamam mı? O konu hakkında söz vermiyorum hayatım. Ona içeride bakacağız. Al bakalım.